arkadaşlar, bugün sizinle ses bilgisi konusuna devam edeceğim. Evet, ilk olarak ünlü düşmesi. İki heceli ve ikinci hecesinde ı, i, u, ü dar ünlüleri bulunan bazı sözcükler, ünlü harfle başlayan ek aldıklarında sözcüğün ikinci hecesindeki ı, i, u, ü dar ünlü harf düşer. Bu duruma ünlü düşmesi denir. Örneklerimize bakalım. Ağız sözcüğünün ünüyle başlayan ek gelmiş. Ağzım, ağzım. Alının, alnın olmuş. Burunu, burnu. Bağırım, bağırım. Beyni, beyni. Benizim, benzim. Omuzun, omzun. Oğlum, oğlum. Gönlünüz, gönlünüz. Kıvırım, kıvrım. Gördüğünüz gibi bu iki heceli sözcüklerin ikinci hecelerinin hepsinde dar ünlü var. Ve önüne ünlüyle başlayan ek aldıklarında ünlü düşmesine uğradığını görüyoruz. Bununla ilgili bir de notumuz var. İkilemelerde ve özel adlarda ünlü düşmesi olmaz. Bu da çok önemli. Bu şekilde bir hata yaparsak yazım yanlışına sebep olabiliriz. Omuz omuza mücadele ettik. Omuz omza değil, omuz omuza. Burun buruna geldik. Burun buruna geldik değil, burun buruna geldik. Bu türkü nesilden nesile aktarılacaktır. Nesilden nesle değil. Ve son olarak sınıfta ufuğu görmedim. Burada da ünü düşmesi, özel isimlerde ünü düşmesi görünmez. Normal şartlarda ufuk sözcüğünü kullansaydık ve önüne ünüyle başlayan ek gelseydi ufku olurdu. Ama özel isim olduğu için ünü düşmesi olmaz. Buna dikkat ediyoruz. Bir diğer notumuz, lale ve arer ekleri, eklendikleri bazı sözcüklerde sözcüğün sonundaki ünlü harfi düşürür. Örneğin, sızıladı değil sızladı, buradaki ı düşmüş. Kokuladı değil kokladı, kokla, buradaki u düşmüş. İlerilemek değil ilerlemek, i düşmüş. Yumurtalamış değil yumurtlamış, a düşmüş. Sarı armış değil sararmış, buradaki ı düşmüş. Buradaki örneklerde de ünlü düşmelerini görüyoruz. Ünlü düşmesi bazen de iki sözcüğün birleşimi sırasında gerçekleşir. Örneklerimize bakalım. Ne için değil niçin. Ne asıl değil nasıl. Sütlü aş değil sütlaç. Kahve altı değil kahvaltı. Cuma ertesi değil cumartesi. Burada da ünlü düşmesi iki sözcüğün birleşimi sırasında gerçekleşmiştir. Bununla ilgili bir diğer notumuz, etmek ve olmak yardımcı fiilleriyle oluşturulmuş bazı birleşik fiillerde ünlü düşmesi meydana gelir. Eğer biz bu şekilde iki sözcük etmek ve olmak yardımcı fiilleriyle oluştuğunda biz bu sözcük grubunu sabır etmek şeklinde yazarsak yazım yanlışına sebep oluruz. Doğrusu sabretmek, hapis olmak değil hapsolmak. Emir etmek değil emretmek, kayıp olmak değil kaybolmak, şükür etmek değil şükretmek. Burada da ünü düşmelerini görüyoruz. Bazen şiirlerde hece sayısını eşitlemek için de bazı sözcüklerin bir ünlü harfi düşürülür. Düşen sesin yerine de kesme işareti konulur. Karacaoğlan der ki ismim överler, ağı oldu yediğimiz şekerler. Aslında bu Karacaoğlan değil, Karacaoğlan'dır. Şair mısralar arasındaki hece sayısını eşitlemek için buradaki ünlü sesi düşürmüştür. Heceleri, mısralardaki heceleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ünlü daralması. Bir sözcüğün sonu geniş ünlü ile biter. Yani A, E ünlüsü ile biter ve önüne Y ile başlayan bir ek gelirse geniş ünlü ler dar ünlüye yani ı, i, u, ü'ye dönüşür. Buna ünlü daralması denir. Y ile başlayan ek, yor eki örnek olarak. Bekle yor değil, bekliyor. E, i'ye dönüşmüş. Yapma yor değil, yapmıyor. Gitme yor değil, gitmiyor. Sevme yor değil, sevmiyor. Diyecek değil, diyecek. Yiyecek değil, yiyecek. Kaçmıyor değil, kaçmıyor. Söylemiyor değil, söylemiyor. Bir diğer başlığımız da ulama.
Bir sözcüğün sonu ünsüzle biter ve önüne ünlüyle başlayan sözcük geldiğinde iki kelime birbirine bağlanarak okunur. Buna ulama denir. Ulamanın olabilmesi için iki sözcük arasında virgülün bulunmaması gerekir. Eğer virgül varsa ulama yoktur deriz. Örneklerimize bakalım. Bütün olanları yanlış anlamışım. Burada ulama olan sözcüklere bakalım. İlk sözcüğümüzün sonu ünsüzle bitecekti. Sonra gelen sözcüğün ilk sesi de ünlüyle başlayacaktı. Burada ulama var. Yanlış anlamışım. Burada ise yanlış sözcüğünün son sesi ünsüz. Sonra gelen sözcüğün ilk harfi ise ünüyle başladığı için burada da ulama vardır. Dün akşam arkadaşları geldi. Yine aynı şekilde ilk sözcük sessizle bitmiş. Sonra gelen sözcük ünlüyle başlamış. Tekrar akşam sözcüğünde ünsüzle bitmiş. Ondan sonra gelen sözcük de ünlüyle başlamış. Burada da ulama var. Aynı şekilde Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz cümlesinde de Mehmet'in sonundaki T ünsüz, önüne gelen Akif'in A'sı ünlü, burada ulama var. Akif'in sonundaki ses ünsüz, ondan sonra gelen sözcüğün ilk sesi ünlü olduğu için burada da ulama var. Diyoruz, pazardan portakal elma aldım. Burada ulama yoktur çünkü araya virgül girmiştir, o yüzden burada ulama olamaz. Son olarak korkmaz ölmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Yüzen ünsüz sesle bitmiş, sonra gelen sözcük ünlüyle başladığı için burada da ulama vardır diyoruz. Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını bulalım. Müziktir benim adım. Müziktir. D, T'ye dönüşmüş. Burada ünsüz benzeşmesi var. İhtiyar sevincinden bayılmıştı. Bu sözcük aslında sevinçtir. Ç, C'ye dönüşmüş. Ünlü, ünlüyle başlayan ek geldiği için. O yüzden burada ünsüz yumuşaması var. Bayılmıştı sözcüğünde T değil, aslında bu D ekidir. D, T'ye dönüştüğü için ünsüz benzeşmesi var. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Yiğidin sözcüğünün aslı yiğittir. Önüne ünlüyle başlayan bir ek geldiği için ünsüz yumuşaması vardır. Aynı şekilde yiyişi vardır. Yiyişi sözcüğünde bu aslında yemektir. E'ye dönüşmüştür. Çünkü önünde Y ile başlayan ek gelmiştir. O yüzden burada ünlü daralması vardır. Birlikten kuvvet doğar. Birlik den aslında bu ek. DT'ye dönüşmüş. Kendisine benzetmiş. Burada ünsüz benzeşmesi var. Güvercinler şehrin üstünde uçuyorlar. Şehrin sözcüğünün kökü şehirdir. Burada da ünlüyle başlayan ek geldiği için ünlü düşmesi vardır. Sonunda izimizi kaybettirdik. Bu kaybettirdik sözcüğünde de 3 tane ses olayı vardır. Kayıp, bu sözcük aslında kayıptır. Önüne ünüyle başlayan ek geldiği için birincisi ünlü düşmesi olmuştur. İkincisi PB'ye dönüştüğü için ünsüz yumuşaması vardır. Bu tir eki değildir, dirdir aslında. Önünde de ondan önce ünsüz, sert ünsüz geldiği için DT'ye dönüşmüştür. Burada da ünsüz benzeşmesi vardır. Güneş çocuğun yüzünü ısıttı. Bu sözcüğümüz aslında çocuktur. K yumuşak G'ye dönüşmüştür. Neden? Çünkü önüne ünlüyle başlayan ek geldiği için burada da ünsüz yumuşaması vardır. Isıttı. Sözcüğümüz aslında ısıtmak. Isıtmak. Bu ek aslında T eki değil, D ekiydi. DT'ye dönüştüğü için burada da ünsüz benzeşmesi vardır. Keyfine çok düşkün biriymiş. Keyfine sözcüğü aslında keyif değil, keyiftir. Önün önüyle başlayan ek geldiği için ünlü düşmesi vardır. Düşkünde de buradaki G, K'ye dönüşmüştür. Burada da ünsüz benzeşmesi vardır.